1958 yılında aralarında ünlü fizikçi Freeman Dyson'da bulunduğu dünyanın en zeki insanlarından bazıları tarihin en çılgın çalışmalarından biri için çalışıyorlardı. Bu çalışma Satürn halkalarını daha yakından görmeyi, Jüpiter'in kırmızı lekesini ziyaret etmeyi ve Mars'ın buzullarında dolaşmayı vaat ediyordu. Öyle çılgın bir projeydi. Döneminin çok ötesindeydi. Henüz Ay'a bile ulaşamamış olan insanoğlu gözünü çok daha ileriye dikmişti. Proje ekibi 1970 yılını işaret ediyordu. Hesaplamalar o yıl çalışmanın tamamlanacağını, ilk fırlatmanın gerçekleşeceğini ortaya koymuştu. Gemiyle İskandinavya-Baltık Denizi turu yapar gibi Güneş sistemini dolaşmak. Hayali bile zihnin sınırlarını zorluyor. Bugün dahi böyle bir teknolojimiz yok. Bahsi bile geçmiyor. Ama 1958'de böyle bir proje vardı. Hatta bir ekip toplandı, proje kağıdı döküldü, testleri yapıldı ve uzun yıllar ünlü fizikçiler bunun hayaliyle çalıştı. İsmi Orion Projesi. Orion Projesi kısaca yakıtı nükleer bomba olan bir uzay gemisi yapmaktı. Bu nükleer itiş güçlü ilk roket tasarımıydı. Amortisör aracılığıyla çelikten yapılan plakalara nükleer patlayıcılar yerleştirilecek ve sırayla patlatılacaktı. Yakıtlar uygun sıra ve miktarda aktive edildiğinde ortaya çıkan enerji roketin ucundan tepesine doğru ilerleyecek, bu sayede araç uzayın istenilen bir yönüne gidebilecekti. Bu aslında Isaac Newton'un 3. hareket yasasının uygulamaya konulmasıydı. Hayali güzeldi, ancak işler ters giderse bu araç bir uzay aracı olmaktan çıkacak ve tehlikeli bir silaha dönüşecekti. Mesela Ay'a insan taşıyan Saturn 5 eğer bir hata yapmış olsaydı roket 2950 metrik tonluk yıkıcı bir etki yaratacaktı. Bu yüzden Saturn 5 uzaya fırlatılırken astronotlar hariç fırlatma rampasının 5 kilometre yakınına hiç kimse alınmamıştı. Ya da M1 roketi ele alalım. Sovyet imzası taşıyan kozmonotları Ay'a götürmek üzere geliştirilen dev uzay roketini. Sovyetler 4 fırlatma denemesi yaptılar ve 4'ünde de başarı sağlayamadılar. Bu yüzden proje 1976'da iptal edildi. Denemelerde yerdeki fırlatma rampası neredeyse buharlaşmıştı ve 1 kilometre yakın bir alan çukurlaşmıştı. Şimdi yakıt olarak bomba kullanıldığını ve bunların nükleer bombalar olduğunu hayal edin. İşte bu tam olarak Orion projesi. Orion, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetlerin nükleer silah stoklayarak her bir hamlenin diğeri için ölüm anlamına gelebileceği bir dönemde doğdu. ABD, atomun gücünü herkes için daha iyi bir hayat sloganıyla insanlara pazarlıyordu. Nükleer santraller elektrik üretmeyi daha temiz ve çok daha verimli bir hale getirecek. Atom sayesinde kara, deniz ve hava araçlarımıza güç veren fosil yakıtların yerine artık atom geçecek. Bu öyle büyüdü ki Ford'un yaptığı geleneksel mühendislik anlayışına ait tutuşturma teknolojisi yerine nükleer güçle çalışması planlanan küçük bir nükleer reaktöre sahip araç tasarımına kadar ulaştı. Orion uzay gemisinin alt tarafında saniyeler içinde bir hidrojen bombası patlayacak, ortaya çıkan plazma yine alt tarafta gemiyi denizden koruyacak büyük, kalın ve şok emici, itici bir plaka ile karşı karşıya gelecekti. Her patlama gemiyi daha da hızlandıracak ve uzayın derinliklerine gitmesini sağlayacaktı. Proje, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ve bir Amerikan enerji ve savunma şirketi tarafından yürütüldü. Referans tasarımlardan birisi Mars'a 4 hafta dolaşıp geri dönmeyi vaat ediyordu. Tasarım gemisi ise Satürn uydularını 7 ayda ziyaret edebiliyordu. Projenin en önemli ismi Freeman Dyson, 4000 metrik tonluk bir uzay aracı tasarlamıştı. Bunun 4'te 3'ünü gemi oluşturacaktı. Bombaların her biri 1 ton ağırlığında olacak ve muhtemelen 3 saniyede bir patlayacaktı. Eğer 1965'te kalkış yapabilseydi insanlar 1970'te Satürn'de olacaklardı. Orion'un Plüton'a 1 yılda gidip gelecek bir versiyonu, Alpha Centauri'ye 130 yılda ulaşabilecek bir versiyonu da vardı. Proje ancak kağıda çizilebilmiş olan hayali projelerin ötesindeydi. 1959'da Kaliforniya'da yapılan testte araç 5 ardışık patlamadan sorunsuz bir şekilde çıkmıştı. Daha sonra paraşütle aşağı indi. Tabii ki denemelerde kimyasal bombalar kullanılmıştı. Yine de test
projenin en az teknik açıdan mümkün olduğunu kanıtlamıştı. İlk nükleer deneme 16 Temmuz 1945'te ABD tarafından Trinity bölgesinde yapılmış ve 20 kiloton TNT'ye eşit bir güç açığa çıkmıştı. 1963'te 4 nükleer silahlı devletler, Birleşik Krallık, ABD ve Sovyetler Birliği ile çok sayıda nükleer silah olmayan ülkeler kısmi nükleer deneme yasağı anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmayla atmosferde, su altında veya uzayda nükleer deneme yapmaktan kaçınacaklarını onaylamışlardı. Bu anlaşma yer altında nükleer deneme yapmaya izin veriyordu. Fransa ve Çin atmosferde testler yapmaya devam ettiler. Bu anlaşma Orion projesine büyük bir darbe vurdu. Anlaşmadan önce ABD ve Sovyetler 9 nükleer bomba patlatmışlardı. Proje ekibinin ve diğer bilim insanlarının aklında yanıtsız sorular, içlerinde ise bir takım tedirginlikler vardı. İlk olarak böyle bir aracı dünyanın manyetosferinde fırlatmak etik sorunlar ortaya çıkartabilirdi. Açığa çıkan güç, radyasyon yayarak insan nesline geri dönüşü olmayan hasarlar verebilirdi. Her bir kalkış sonrası serpinti bulutları 1 ile 10 kişiyi öldürebilirdi. Bazı çalışmalar fizikçilerin önüne uykucu tabloyu fırlatmıştı. Bu durumda çalışmaya devam etmeleri pek mümkün görünmüyordu. Diğer birkaç çalışmaysa son derece düşük seviyelerde ince halde dağılan radyasyonun herhangi bir yan etki yaratmayacağını gösteriyordu. Bu küçük dozlar ihmal edilebilir düzeydeydi. 1956'da düşük miktarda radyoaktif serpinti yayan nükleer bomba fikri ortaya atılmıştı. Birçok bilim insanı bu fikri bir propaganda aracı olarak gördü ve analiz edemedi. Proje ekibi yörüngeye ulaşmadan bu zararsız nükleer bombaları kullanmayı, yörüngeye açtıktan sonra da yüksek güçte verimli nükleer bombalar kullanmayı hedefliyordu. Ekip nükleer bomba kullanmadan 6 test gerçekleştirdi ve projeyi onaya sundu. Patlayıcı maddelerle bir roket tasarlayıp itici güç yaratma fikri 19. yüzyılda Rus patlayıcı uzmanı Nikolay Kivalçiç tarafından önerilmişti. Benzer bir çalışma Ruslardan bağımsız olarak Alman bir mühendis tarafından da geliştirilmişti. Orion konsepti hem yüksek itme gücü hem de özgül itici kuvvet oranı olarak umut vaat ediyordu. Proje, daha önce eşi görülmemiş güç gereksinimleri, araç kütlesi ve nükleer patlama gerektiriyordu. Orion, ışık hızının %10'una kadar ulaşabilecekti. Bu, klasik ve nükleer roket motorlarının yanına erişemeyeceği bir hızdı. İnsanlığı Ay'a ulaştıran Saturn V, geleneksel kimyasal roketler düşük özgül dürtüyle yüksek itme kuvveti üretiyordu. Kalkış ağırlığı 3350 ton, yörüngeye ulaştığında 130 ton, aya ulaştığında ise sadece 52 tondu. Orion ise kalkışta 4000 ton, yörüngeye ulaştığında 1600 ton ve aya vardığında ise 1200 ton malzeme taşıyabilecekti. En küçük Orion aracı Mars'a 8 kişilik bir gidiş dönüş yolculuğunda 100 tonluk bir yük taşıyabilirdi. Süper Orion tasarımında geminin kütlesi 8 milyon ton olarak belirlenmişti. Bu şehirlerle ölçülebilecek bir değer. Röportajlarda tasarım ekibi bu gemiyi yıldızlar arası yolculuk yapacak bir araç olarak hayal edip tasarladıklarını söylemişlerdi. Aslında başlangıçta hedef gezegenlerdi. Muhtemel görevlerden bazıları Mars veya Satürn'ün uydularıydı. Projenin beyin takımından Freeman Dyson, Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'ye ulaşmak için en uygun Orion görevini analiz etti. Makalesinde büyük nükleer patlamalara dayalı enerji elde edilimi fikrini koruduğu anlaşılıyordu. Sonuçlar, füzyon patlamalarının kalıntı hızını saatte 3000 ile 30.000 km aralığında göstermişti. Ancak Orion'un yarı küre itici plakasının geometrik mühendisliği bu mesafeyi 750 ile 15.000 km arasında düşürecekti. Freeman, modern teknolojilerin ulaşabileceği en üst ve en alt sınırı görmek için yıldızlar arası uçmak amacıyla çizilen iki gemiyi inceledi. Maliyeti düşürmek ve performansı artırmak istiyordu. Bu yüzden ablasyon kaplamalı itici plaka modeli üzerinde çalıştı. Freeman'a göre uzay gemisi dünyanın atmosferinde hızlandırılacaksa her 3 saniyede bir patlama gerçekleştirilmeliydi. Ayrıca son çalışmalar teorik olarak elde edebilecek en yüksek hızın ışık hızının yüzde birkaç olabileceğini ortaya koyuyordu. Araç mimarisi uzay aracının altına monte edilmiş bir itme plakası ve içindeki nükleer bombalar içeriyordu. Patlamadan kaynaklanan şok dalgası ve açığa çıkan radyo itme plakasının alt tarafına çarpacak, bu da araca muazzam bir güç sağlayacaktı. İtici plaka
bu ivmeyi uzay aracının diğer taraflarına sorunsuz bir şekilde iletecek iki aşamalı amortisörlere monte edilecekti. İtici plakanın kalınlığı merkezden kenara doğru 6'da 1 oranında azaltılacaktı. Bu sayede plazmanın sağladığı momentum merkezde artsa dahi plakanın iç ve dış parçaların net hızı aynı olacaktı. 1959'da San Diego'da klasik patlayıcılar kullanılarak birçok uçuş testi yapıldı. Ama Freeman her bir kalkışta 1 ile 10 insanın ölebileceğini fark etmiş ve bunu yetkili isimlere aktarmıştı. Bazıları buna karşı çıkıyordu. Hemen hemen her insan aracı zaten insan öldürüyordu. Uzay aracının diğerlerinden farkı neydi? Kömürle çalışan elektrik santrallerinin yaydığı partikül ve radyasyon yılda 100 bin insanı öldürüyor. Halkın nükleer enerjiye karşı olan korkusu ve 1960'da imzalanan ve testleri yasaklayan anlaşma Orion'un sonunu getirdi. Orion belki ileride bir gün yeniden canlanabilir. Çin yakın bir zaman önce böylesi büyük bir projeyi üstlenebilecek araç ve kaynaklara sahipti. Aynı zamanda uzay aracını test edebilecek yeri ve uzak bölgeleri de vardı. Ama Orion ve benzeri çalışmaların daha uzun yıllar olmayacağı kesin. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.